Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir seriye başlıyoruz. Aslında başlayacağım bu seri sizlerin yakından tanıdığı bir konsepte çok benziyor. Bu konsept soru cevap konsepti. Sorularınızı biraz daha tane tane ele alıp daha ayrıntılı inceleyeceğim bir seri haline getirmek istedim. Bu soruların ilk bölümüne tabii ki sıklıkla sorulan bir soruyla başlayacağız. Kitap okuma alışkanlığı kazanmak için ne yapmam gerekir? Instagram hesabımızdan da mesajlarda en çok karşılaştığım sorulardan biri bu. Bu soruyu yönelten arkadaşları iki kategoriye ayırabiliriz. Bunlardan birincisi, daha önce doğru düzgün hiç kitapla haşır neşir olmamış. Ama büyük bir istekle ben de kitap okumak istiyorum. Ben de bu alışkanlığı kazanmak istiyorum. Ama nasıl diye soranlar. İkinci kategorideki arkadaşlarımızsa kitap okuyor. Okuma alışkanlığı var fakat bundan memnun değil. Artırmak istiyor. Ne bileyim mesela ayda 2 kitap okuyor, 3 kitap okuyor ama daha fazla kitap okumak istiyor. Veya okuyor ama okuduğu tarzdan memnun değil. Alışkanlık kazanıp daha farklı tarzlara yönelmek istiyor gibi. Şimdi ben size klasik bir şekilde kitap okuma alışkanlığı kazanmak için şunları yapmak gerekir deyip ilk olarak kitapları sevmek gerekir Run. gibi bir öneride bulunmayacağım. Biraz daha olayın temellerine inip suyunu çıkarmaya çalışacağım. Sevgili arkadaşlar, kitap okuma alışkanlığı kazanmak istiyorsanız veya okuma performansınızı artırmak istiyorsanız yapmanız gereken ilk şey merak duygusunu kazanmak veya merak duygunuzu geliştirmektir. Bir şeyi merak etmeyen bir insan kesinlikle kitap okuma alışkanlığı kazanamaz. Merak etmeden okuyorsa bile ya görüntü olsun diye okuyordur veyahut da bir teselli olsun diye okuyordur. O yüzden ısrarla size şu öneride bulunmak istiyorum. Merak duygusu olmayan bir insanı ben Mudo'da 1000 liraya satılan o kütük var diye meşhur. O kütüğe benzetiyorum. Nedeni şu, o kütüğün de merak duygusu yok. Bir şeyi ne merak etmez diye sorarsanız bana kütük derim. Çünkü kütük hiçbir şeyi merak etmez. Bu fincan da hiçbir şeyi merak etmez. Peki size bir soru. Okuma alışkanlığı kazanmak isteyen arkadaşlar, siz kütük müsünüz? Veya siz fincan mısınız? Siz düşündüğünü düşünebilen evrenin en değerli canlılarından birisiniz. Bu müthiş bir nimet. Bunun farkında olmayan bir kişi kitap okuma alışkanlığı kazanamaz. Peki merak duygumuzu nasıl geliştirebiliriz? Özellikle küçük yaştaki arkadaşlarıma söylüyorum bunu. Örneğin bir gün akıllı tahtadan evrenin bilinen sınırlarını içeren bir fotoğraf açıyorum. Orada işaretli alanda Samanyolu galaksisini gösteriyorum ve diyorum ki çocuklar biliyor musunuz şu an burada yaşıyoruz. İnanın çocuklar o kadar şaşırıyorlar ki. Neden biliyor musunuz? Çünkü birçok çocuk, çocuğu da geçtim. Birçok insan, yetişkin ne yazık ki hala kafasını kaldırdığı zaman gördüğü yerden oluşuyor zannediyor dünyayı ve evreni. Aslında dünyanın, evrenin ne kadar büyük olduğunu, kendisininse ne kadar küçük olduğunu bilmiyor. Bu yüzden de hiçbir şeyi merak etmiyor. Kendini bir şey zannediyor. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there on a
mote of dust, suspended in a sunbeam. The Earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors, so that in glory and triumph they could become the momentary masters of a fraction of a dot. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner. How frequent their misunderstandings, how eager they are to kill one another, how fervent their hatreds. Our posturings, our imagined self-importance, the delusion that we have some privileged position in the universe, are challenged by this point of pale light. Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves. The Earth is the only world known so far to harbor life. There is nowhere else, at least in the near future, to which our species could migrate. Visit? Yes. Settle? Not yet. Like it or not, for the moment, the Earth is where we make our stand. It has been said that astronomy is a humbling and character-building experience. There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we've ever known. Evrenin sınırlarının ne kadar büyük olduğunu öğrenirseniz emin olun inanılmaz meraklı bir insan olacaksınız. Ve ilk çağ filozoflarının yaptığı gibi kendi kendinize şu soruyu soracaksınız akşamları gökyüzüne bakıp. Ben neden yaşıyorum? Neden varım? İşte bu soruları sorduğunuz an kitaplara yönelmeye meyilli bir insan olacaksınız. Ülkemizin en büyük sorunlarından biri şu sözdür. İnsanın başına ne gelirse ya meraktan. İşte bu söz bizim toplumu bitiren sözlerden biridir. Bizim insanımız fazla merak edersen başıma bir iş gelir korkusuyla merak duygusunu törpülemektedir her zaman. İşte o yüzden Türkiye maalesef kitap okuma istatistiklerinde hep sonlarda yer alır. Çünkü ülkemiz maalesef merak duygusu ölmüş insanlardan oluşmaktadır. Kitap okuma alışkanlığı kazanmada bence en önemli basamaklardan ikincisi bilme tutkusu. Bilme tutkusuyla yanıp tutuşmuyorsanız merak duygunuz olsa bile okuma alışkanlığınız giderek azalacaktır veya tamamen yok olacaktır. Çünkü bir süre sonra meraklarınızı giderdiğiniz için alışkanlığınızı kaybedeceksinizdir. O yüzden ikinci basamak çok önemli. Bilme tutkusunu hiçbir zaman kaybetmemeniz gerekiyor. Peki nedir bu bilme tutkusu? Bence insanoğlunun en önemli yeteneği düşündüğünü düşünebilmesidir. Bu muhteşem bir özellik. Gökyüzündeki yıldızlara bakıp, evrendeki, dünyadaki hareketlere bakıp, akıp giden zamana bakıp, neler olup bittiğini anlamaya çalışan tek varlık şu an insandır. Ve bu ilginç bir özelliktir. Ve bizi kahreden bir özelliktir. Çünkü bizi sonsuz bir soru yığınına ve sonsuz bir cevapsızlığa iter. İşte biz buna bilme tutkusu diyoruz arkadaşlar. Eğer siz merak duygunuzun size sordurduğu soruların peşine düşüp sürekli bir cevap arıyorsanız işte siz bilme tutkusuyla yanıp tutuşuyorsunuz demektir. Mesela ben etrafımda birçok insanda bu özelliğin olmamasından dolayı kahırlanıyorum. O kadar şaşırıyorum ki ve içimden şunu söylüyorum. Ya diyorum ortalama bir insan ömrü 70-75 yıl. Bu yanımdaki insan yaklaşık bir 40 yıl sonra olmayacak. Ya bir insan bu kadar mı?
bilme tutkusundan uzak olur. Hiçbir bir şeyi merak etmez. Mesela birçok insan, etrafınıza dikkat edin veya öz eleştiri yapın, sabah kalkar, çalışıyorsa işine gider veya başka bir işle meşgul olur. Akşam gelir, yemeğini yer, işte televizyon seyreder, ne bileyim bilgisayar başında, telefonun başında vakit geçirir, yatar, uyur ve ertesi sabah bu sistem tekrar devam edip gider. Bu çok üzücü değil mi? İşte bilme tutkunuz sizi kitaplara yönlendirecek. Daha fazla bilmek isteyeceksiniz. Ve kitaplarla ilgili çok ilginç bir paradoks var. Bunu yaşayacaksınız. Bu paradoks her okurun bilmesi gereken bir paradoks bence. İnsan okudukça cahilleşir. Ben bazen bunu öğrencilerime de söylüyorum. Diyorum ki, çocuklar muhtemelen ben şu an sizden daha cahilim. Öğretmenim ne diyorsunuz siz, öyle şey mi olur falan diyorlar. Sürekli de elimde kitap gördükleri için şaşırıyorlar böyle bir laf duyunca benden. Ama diyorum ki çocuklar gerçekten sizden daha cahilim, bundan emin olun. Nasıl oluyor öğretmenim bu diyorlar. Çünkü diyorum sizden daha fazla kitap okuyorum. Öğretmenim iyi ya diyorlar. O zaman siz daha bilgilisiniz, cahil olan biziz. Hayır diyorum çocuklar. Okuduğunuz her kitap size ne kadar çok şey bilmediğinizi gösterir. Eğer göstermiyorsa bir yerde bir yanlış vardır. Hele hele bilimsel bir kitap okuyorsanız bir kitapta ne kadar çok şey bilmediğinizi fark edersiniz ve o bir kitap size 10 kitap okuma zorunluluğunu doğurur. İşte o yüzden o kitabı okuduğunuz zaman daha fazla cahilleşirsiniz. Çünkü ne kadar çok şey bilmediğinizin farkına varırsınız. O yüzdendir ki hiç kitap okumayan insanlar her şeyi bildiğini zanneder. Kitap okuma alışkanlığı kazanmak için sahip olmanız gereken fikirlerden biri de öleceğinizin farkında olmaktır arkadaşlar. Bunun kitap okumayla çok güzel bir bağlantısı var. Eğer öleceğinizi unutursanız burada her zaman var olacağınızı zannedersiniz ve her zaman da bilmek için zamanınızın olduğunu düşünürsünüz. Koskoca evrenin ve dünyanın tarihini düşünürsek 40 yılcık bir ömrüm kalmış. Soruyorum size. Okumayayım da ne yapayım? Gelelim kitap okuma alışkanlığı kazanmak için bilmeniz gereken bir diğer maddeye. Biliyorsunuz ilk yazılı eserlerden olan Sümer tabletlerindeki Gılgamış destanında bile insanoğlunun ölümsüzlük arayışı işlenir. İnsanın ilk yazılı eserinde bile buna rastlamamız bir tesadüf değildir. Ne kadar bunun felsefesini yapsak da ölümsüzlük lafı hepimizin tüylerinde diken diken eden bir laftır. Kitaplar aslında bir ölümsüzlük iksiridir arkadaşlar. Eğer bunu bilirseniz kitap okuma alışkanlığı kazanabilirsiniz. Neden kitaplar bir ölümsüzlük iksiridir biliyor musunuz? Sizden onlarca, yüzlerce yıl önce yaşamış bir insanla oturup kahvenizi içerken sohbet edebilirsiniz. Aslında biliyor musunuz? Ölümsüzlük iksiri kadar bir zaman makinesidir kitaplar. Şu kapağı açtığınız an zaman makinesi çalışmaya başlar ve büyülü bir yolculuk başlar. Eğer hala iç çekmiyorsanız, Budo'daki kütük gibi oturmaya devam ediyorsanız hepinize iyi kütüklemeler diliyorum. Ama yok, ne kadar az zamanım varmış diye hayıflanıyorsanız hepinize iyi kitap kurtlamalar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.